Evet millet, yeni gelecek olan güncellemeli ilgili ilk sneak peek yayınlanmış. Daha doğrusu tek sneak peek diyebilirim. Daha fazla sneak peek gelmeyecekmiş ki ondan zaten bahsedeceğiz. Şöyle bir videoyu başlatalım. Daha sonra üzerinde konuşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere iki yeni karakterimiz var. Ancak ben bu karakterler hakkında pek bir detay yakalayamadım ya. Yani mesela Yandu karakterini gördük burada. Bu arada Yandu ve Psylocke karakterlerini gördük arkadaşlar Sneak Peek'te. Bu iki karakter güncelleme olacak. Ancak Yandu'da mesela kategori 3 simgesi falan göremedim. Bir gene bakalım ama. Evet arkadaşlar, ben bir şey göremedim. Yakalayan arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. Bir de Psylocke karakterine bakalım. Yani acaba buralarda mı bir şey var? Şöyle bakıyorum. Yok. Bir şey görünmüyor. Kılıcında bir şey var mı? Yok gibi. Şurada var mı bir şey? Yok. Yani ben mi körüm arkadaşlar bilmiyorum ama hakikaten bir şey göremiyorum yani. Belki son kısımda bir şey koymuş olabilirler. Var mı burada bir şey? Yok. Yani bilmiyorum. Belki de ben göremiyorumdur arkadaşlar. Yani yakalayabilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. Şimdi arkadaşlar Sneak Peek bu kadardı. Gördüğünüz üzere iki yeni karakter alıyor. Yeni değil daha doğrusu. İki karakteri güncelleme alıyoruz. Yandu ve Psylocke karakteri için. Arkadaşlar Sneak Peek notlarına da bir göz attım. Daha fazla Sneak Peek gelmeyecek. Yani güncelleme bu iki karakterden oluşacak. Bu iki karakter sadece güncelleme alacak. Ki zaten ben hani bunun gelebileceğinden bahsetmiştim. Bu tarz bir söylenti dolaşıyordu etrafta. Videosunu çekecektim ama videosunu çekmeye fırsat bulamadan zaten Sneak Peek yayınlanmış. Yani Psylocke karakteri bir güncelleme alıyor. Orası kesin. Şimdi bir girip oyunda konuşalım. Şimdi arkadaşlar Psylocke karakteri, yani bu kostümle beraber adı Kaptan Britanya olmuş da normalde zaten orijinalinde bu karakterin adı Psylocke. Psylocke karakterinin gördüğünüz üzere zaten hali hazırda potansiyeli var. Yani bu karakter yüksek bir olasılıkla kategori 4 alacak arkadaşlar. Üstüne bir de kostüm alıyor. Bu karakterin etkili olabileceği alanlar hakkında konuşacağız. Şöyle favorileri de ekleyeyim. Bir de arkadaşlar Yandu karakterine bir güncelleme geliyor. Kategori 3 gelecek yüksek bir ihtimalle, aynı zamanda da kostüm alacak. Şimdi arkadaşlar bu güncelleme hakkında bilmeniz gereken ilk şey bunun yaz güncellemesi oldu. Yaz güncellemesi ne demek oluyor? Şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu yaz güncellemelerinde, bu sezonluk güncellemelerde daha doğrusu, işte yaz güncellemesi oluyor, kış güncellemesi falan oluyor. Bu tarz güncellemelerde kostümlerden biri paralı gelir. Paralı dediğim bu arada kristal falan değil. Gerçek anlamda paralı. Para verip alabileceğiniz bir kostüm. Bir diğeri de arkadaşlar kristalle gelir, ancak bu kostümde indirim yapılmaz. Benim tahminim şu yönde, bence Psylocke karakteri paralı olan kostüm alacak ki genellikle zaten kadın karakterleri, eğer sezonluk yani sezon güncellemelerinde bir kadın karaktere güncelleme geliyorsa genellikle
paralı kostümü de kadın karakter alıyor. Yani genellikle böyle oluyor. İşte örneklerini görebiliyoruz zaten. Luna var, ne bileyim, Storm karakteri var. İşte başka da vardı da şu an aklıma gelmiyor. Her neyse. Yani genellikle onlar paralı kostüm alıyor. O yüzden Psylocke karakteri yüksek bir ihtimalle paralı kostüm olacak. Yandu karakterinin kostümü de kristalle alınacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, Yandu karakterine de yüksek bir olasılıkla kategori 3 gelecek dediğim gibi. Etkili olabileceği alanları da konuşacağız zaten. Bu arada onu da favorilere kaydedeyim. Nereye gitti? Kaydetti mi favorilere? Evet. Şimdi Psylocke karakterinden başlayacak olursak. Arkadaşlar ben Psylocke karakterini açıkçası bayağı sağlam bekliyorum. Hatta bayağı bir yerde meta olabilir. Nasıl olacak o? O da şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda göstereyim şöyle. Kahraman Mutant ve Kadın Günü'nde bu karakter kullanılabiliyor. Şu altta zaten gördüğünüz üzere. Bunun dışında başka bir Mutant Günü daha vardı. Evet. Diğer Mutant Günü de Işın Kahraman ve Mutant. Burada da gene Psylocke karakteri gördüğünüz üzere kullanılabiliyor. Yani iki Mutant gününde de kullanılabilme özelliği var. Yani buralarda kullanabiliyoruz ve eğer sağlam bir güncelleme alırsa burada Cable'ı, diğer tarafta Rock karakterini falan geçebilir ve eğer geçerse de arkadaşlar tek bir karakterle bu 2 günde aradan çıkarabileceğiz. Öyle bir güzel yanı var diyebilirim. Yani karakteri ben açıkçası sağlam da bekliyorum arkadaşlar. Çünkü şu kostümüyle bile bir zamanlar kullanılıyordu İttifak Savaşı'nda falan. Yani üzerine bir kategori 4 bir de kostüm falan alırsa, kostüm de sağlam olursa buralarda kullanılabilir. Bununla beraber belki Doğurman bu da kullanılabilir. Belki gönderim görevi, baş düşman falan, oralarda da etkili olma olasılığı var ki dediğim gibi geldiği zaman göreceğiz. Ama tabii bu kostüm paralı olursa onlar da biraz sıkıntı olacak çünkü herkes alamayabilir. Yandu karakteri de arkadaşlar açıkçası türü dolayısıyla çok sık kullanılabilecek bir karakter değil. Baş düşman da dahil arkadaşlar buna. Çünkü baş düşmanda da genellikle çevik erkek türü çok aranmaz. İttifak Savaşı da gene aynı şekilde. Yani bu karakter bana kalırsa, destek olarak gelirse daha iyi olur. Onun dışında pek kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Ama destek karakteri olarak gelirse belli başlı noktalarda kullanılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu karakter de dediğim gibi sezonluk kostüm olacak. Ve arkadaşlar şunu da unutmayın. Eğer sezonluk kostümleri kaçırırsanız gelecek seneye kadar beklemek zorunda kalırsınız. Yani ona göre hareket edin. Eğer alacaksanız kesin olarak o kostümler geldiği zaman o anda almanız lazım. Öbür türlü 1 yıl beklemek gerekecek. Tabii ne kadar etkili olur kostümler, nasıl olur falan, ondan da emin değilim. Ben Yandu'yu açıkçası hani hasarcı ya da işte PvP karakteri falan yaparlarsa da gene de ben sağlam olacağını düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. Yani öyle bir düşüncem var. Öyle tahmin ediyorum. Tabii yanılabilirim ama yani Yandu'dan çok ümidim yok ama bence Psylocke karakterini güçlü yapacaklar ki geldiği zaman da zaten daha detaylı bakacağız bu karakterlere. Evet, sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.